A letter from your mother. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. Everyone has what they deserve over time. Isn't that right, Father? Dondurmacı Rod. Birçoğumuzun korkulu rüyası. Dondurmaları çok severiz ama mahallemize asla ama asla gelmesini istemeyeceğimiz bir kişi. Aslında Rod kelime anlamı olarak kamış, yani çubuk demektir. Bu ne biçim isim dediğinizi duyar gibiyim. Ama yurt dışında bazı yerlerde farklı isimler ve soy isimleri kullanılabiliyor. Örneğin benim bir arkadaşımın soyadı Rabbitfoot, yani tavşan ayak. Sizce de biraz komik değil mi? Her neyse, biz Rod'un gerçek hikayesine odaklanalım. Ama önce sizden bir isteğim var. Siz de hikayeyi sonuna kadar dinleyip sonunun nasıl bitmesi gerektiğini lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanalıma destek olmak için abone olmayı da lütfen unutmayın. Okuldan yeni geldiğinizi hayal edin. Ödevinizi yapıyorsunuz. Ödeviniz bitti ve pencereyi açtınız. O ara kafasında tuhaf maskesi olan bir dondurmacı ve en yakın arkadaşınızı gördünüz. Dondurmacı arkadaşınıza el sallayıp dondurma almasını söylüyor. Fakat en iyi arkadaşınızın kafasından tutup onu donduruyor ve onu arabasına koyuyor. Tek başınasınız ve arkadaşınızı bu dondurmacının elinden kurtarmanız gerek. Fakat dondurmacıyı yakalanırsanız işte o zaman korkunçluk başlar. Bunlar dondurmacı Rod'un aslında yaptığı ürkütücü şeyler. Fakat esas konu Rod neden böyle oldu? İyi bir insanken neden herkese kötülük yapmaya başladı? Özellikle ufak ve şişman çocukları dondurup arabasına neden koymaya başladı? Acaba içine şeytan girmiş olabilir miydi? Şimdi dondurmacı Rod kimdir? Önce ona bakalım. Dondurmacı Rod'un annesi onu doğururken öldü. Rod babasıyla beraber büyüdü. Babası o kasabanın en iyi dondurmacısıydı. Mükemmel dondurmaları vardı. Rod ise babasına sürekli yardıma gidiyordu. Aslında babasının dondurmacı dükkanına gitmeyi çok seviyordu. Çünkü okuldaki arkadaşları ona hiç mi hiç iyi davranmıyorlardı. Ve Rod onlardan nefret ediyordu. Bu sebeple en çok sevdiği şey olan dondurmalar ve dondurmacı dükkanı olmuştu. Bir gün babası karlı dağlara dondurma yapmak için gitti. Rod da babasına hem yardım etmek hem de kayak yapmak için dağlara babasıyla beraber gitti. Bir anda Rod buz tutmuş gölün üzerinde koşmaya başladı. Babası arkasından bağırdı. Rod dur, sakın ilerleme, buz kırılacak. Rod'a bir şeyler olmuştu. Babasının sözünü dinlemiyor, buzların üzerinde çıtırdama seslerini duymasına rağmen koşuyordu. Babası artık dayanamadı ve Rod'un peşinden koşmaya başladı. Oğlunu çok seviyordu ve ona zarar gelsin asla istemiyordu. Buzun kırılması ve Rod'un suya düşmesi onun ölmesi demekti. Arkasından koştu. Rod'a yaklaştığı esnada büyük bir gürültü koptu ve buz çatlamıştı. İkisi beraber suyun içine düştüler. Su çok soğuktu. Ölmeleri an meselesiydi. Aradan uzun bir zaman geçti. Onlardan haber alamayanlar kurtarma ekiplerine haber verdi. Helikopter olay yerine hemen gitti. Fakat yerde cansız halde duran iki kişiyi gördü. Evet, bunlar Rod ve babasıydı. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Rod hayattaydı. Kurtarıcılar şaşkına döndü. Hemen onu hastaneye kaldırdılar. Bu çok ilginç bir olaydı. Suda boğulmasa bile bu soğukta donarak ölürdü. Kurtarıcılar şaşkın bir şekilde hastaneye gittiler. Ve Rod hayata tutunmayı başardı. Şimdi keşke Rod ölse de babası hayatta kalsa, en azından bu kadar çocuğu öldürmezdi dediğinizi duyar gibiyim. Rod hastanede kısa sürede iyileşti. Doktorlar bu duruma çok şaşırmışlardı. Nasıl olur da bir çocuk bu kadar çabuk iyileşebilirdi? İyileşmesi iyiydi fakat Rod'un kötü giden bir hayatının daha da kötüye gideceğinin belirtisiydi. Rod'u biliyorsunuz, annesi yoktu. Rod'un babası da ölünce tamamen yapayalnız kaldı. Yetkililer onu yetimler yurduna verdiler. Buradaki arkadaşlarıyla Rod hiç anlaşamadı. Rod'dan nefret ediyorlardı. Rod da onlardan nefret etti.
Yetimhanedeki çocuklar dondurmayı çok seviyorlardı. Fakat Rod babası ölünce asla dondurma yemedi ve asla gülmedi. Sanki Rod'un ruhu acı çekiyordu. Rod sadece geceleri dışarı çıkabiliyordu. Çünkü vücudu soğuktu ve güneş ona zarar veriyordu. Rod 18 yaşına gelince mecburen yetimhaneden ayrıldı. Bir kafede çalışmaya başladı. Oradan kazandığı parayla ise çeşitli eşyalarını koydu ve kaldığı bir baraka kiraladı. Aslında Rod dışarıda uyur. Çünkü kendini gece açık havada çok rahat hisseder. Rod kısa süre sonra tuhaf davranışları yüzünden kafedeki işinden kovuldu ve bir parkta bekçilik yapmaya başladı. Rod buradaki çocuklardan nefret ediyor, onları öldürme planları yapıyordu. Yıllar yıllar geçti. Rod biriktirdiği parayla bir kamyonet aldı ve kamyoneti dondurmacı haline getirdi ve kendisinin yaptığını düşündüğümüz harita etrafında dolaşmaya başladı. Rod'un aslında normal bir yüzü vardı. Fakat tanınmamak için yüzüne sürekli maske takıyordu. Rod önce dondurmayla çocukları zehirlemek istedi. Fakat bu imkansızdı. Çünkü herkes dondurmadan olduğunu anlar ve Rod hapishaneyi boylardı. Rod uzun denemeler yaptı ve muhteşem bir karışım ortaya çıkardı. Rod'un artık muhteşem bir süper gücü vardı. Nefesini üflediği anda karşısındaki çocuk bir anda buz haline geliyordu. Artık Rod korkunç bir dondurmacıydı. Sizin de mahallenize Rod gelirse sakın ondan dondurma almak için yanına gitmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin de yapmamı istediği video varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.